Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin ve la'natullahi ala a'daihi mecma'in ila kıyam yevmiddin. Allahümme accil li veliyyikel ferac ve cealna min a'vanihi ve ensarihi ya Rabbel alemin. Değerli müminler, 10. imamımız İmam Ali en-Nakî aleyhisselamın mübarek doğum günü münasebetiyle İmam-ı Zaman ağamıza ve siz Ehl-i Beyt aşıklarına cümle müminlere tebrik arz edirəm. Allah-u Teala o imamın ziyaretini, şefaatini cümlemize nasip etsin inşallah. Samirra'da İmam Ali en-Nakî aleyhisselamı ziyaret edersen bir salavat buyur. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Yılın iki günü var ki biz imamlarımız hakkında konuşabilir. Bir doğum günleridir, bir de şehadet günleridir. Bunun dışında örnek deyirəm, 10. imam hakkında ne zaman konuşulabilir? Münasebet anlamında sadece iki günü var. Bir doğum günü var, bir de şehadet günü var. O yüzden imamın bütün hayatını, siyasi faaliyetlerini, verdiği eğitimleri, öğrencilerini, dualarını hepsini bir sohbete sıkıştırmak mümkün değil. Özet olarak kısa başlıklar altında birkaç konuya değineceğim. Siz de inşallah iyi dinleyin. En azından İmam Ali en-Nakî aleyhisselam nasıl bir ortamda yaşayıp ve neler yapıp bir kulağımıza çatmış olsun inşallah. İmamlarımız bazen deyerek işte bu kadar talebe yetiştirip, mesela İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam 4000 tane talebesi var imiş deyerek, falan imamın 300 tane talebesi var imiş deyerek, falanca imamdan falan eser kalıptı deyerek, İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamdan Sahife-i Seccadiye onun yaptığı dualar var. Eğer imamın yaşadığı şartları, ortamı, o dönemin zulümlerini insan iyi bilse, o zaman anlayar ki bu yapılan işler ne kadar büyük işlermiş. O şartları insan bilmediği zaman deyirsen ne olacak? Bir koskoca imamdı da 4000 tane talebesi olması, koskoca imamdı da 200 tane talebesi olması. Ama o şartlar göz önünde bulundurulduğu zaman deyirsen ki imam nasıl bunu başarıbdı? Ben İmam Ali en-Nakî aleyhisselamın içinde bulunduğu şartlardan biraz bahsedeyim. Bakın, Abbasi halifeleri dönemidir. Abbasi halifeleri, bunlar isimleri güzel koyuplar. Ama kendileri olabildiğince Allah'a, dine, ehli beyte düşman olurlar. Olabildiğince. Hele mütevekkilin adı zaten meşhurdu. Ehli beyte zulmetme konusunda meşhurdu ki İmam Ali en-Nakî aleyhisselam onun döneminde yaşaydı. Bunların tarihte nasıl insanlar olduğuna baktığımız zaman, örneğin Harun Reşid'in oğluna baktığımız zaman, yani İmam Muhammed Taqi aleyhisselamın katiline baktığımız zaman deyir ki, tarih onu tarif ederken bile deyir, o ilimden tamamen yoksun birisiydi. İlimden tamamen yoksun birisiydi. Şimdi ilimden yoksun bir adam olup da halife. Deyir, ben Müslümanların halifesiyim, memleket yönetir. Gel belə bir adamın memleketində sən din anlat, din öyrət. Bir gün Harun Rəşid lənətullah əleyhə gəldilər, xəbər verdilər ki, oğlunun sınıf arkadaşı ölübdü. O da sınıf arkadaşını çox sevərmiş, arkadaşı ölübdü.
Oğlu gelende Harun Reşit soruptu. Oğlum, arkadaşının öldüğünü duydum. Halın nasıldı, durumun nasıldı? Sen ne durumdasan? Dönür deyir baba, hoş halına, ne mutlu ona. Niye oğlum? Ders okumaktan kurtuldu. Ders okumaktan kurtuldu. Harun Reşit deyir, oğlum ders okumak bu kadar mı sana zor gelir? Deyir be, ölümden daha beterdi. Deyir bundan sonra derse gitme. Nasıl olsa menden sonra halifesen. Daha da o ders okumadı. Zalimlikte bunlar o kadar ileriye gitmiştiler ki bu halifeler sinirlendikleri zaman, tarih böyle yazır, sinirlendikleri zaman kimi nasıl öldürecekleri umurlarında bile olmazdı. Karşımdaki kimdi, nedi, hiç önemli değil. Ağzından bir kelime çıkardı, bunun dilini boynunun kökünden çıkardın, bitti. O şekilde o adamı öldürerdiler. Mütevekkil bir adamı eğer saraya çağırsa, çabuk falancayı getirin buraya deseydi, o çağrılan adamın en azı bilirdiler ki zindana düşecek. En azı. Büyük ihtimal öldürülerdi. Eğer ölümden kurtulsa zindanlığıydı işi. Böyle bir dönemde İmam Ali en-Naqi aleyhisselam yaşayıbdı. Böyle zalimlerin devranını İmam Hadi aleyhisselam görüb. Peki ağa ne yapıbdı? Bakın, Emirül Mü'minine çok hakaretler edilen bir dönemiydi. İmam Ali'nin velayetinin inkar edilmeye başlandığı bir dönemiydi. Ehl-i Beyt'e, hatta Hazreti Zehra salamullahi aleyhaya küfür edilmeye başlandığı bir dönemiydi. Böylesine hafagan bir ortamda İmam aleyhisselam Ehl-i Beyt'in hakkını savunmaya başladı. İmamın en meşhur ziyareti nedir? Ziyareti Cami-i Kebire. Bunun adını mutlaka bir köşeye not alın. Ziyareti Cami-i Kebire. Cami-i Kebire ziyareti. Mükemmel bir ziyaretnamedir. Hangi imamın ziyaretine gitsen bunu oku. Meşhede mi gittin? Ziyareti Cami-i oku. Necef'e mi gittin? Ziyareti Cami-i oku. Baki mezarlığına mı gittin? Ziyareti Cami-i oku. Ziyareti Cami-i Kebire'nin içeriğinde ne var? Ehl-i Beyt kimlerdi onu tanıtıptı. O kadar mükemmel tanıtıptı ki imamın o dönemde aynı zamanda sadece muhaliflerden uğraşmırdı, gulattan da uğraşırdı. Kimileri de deyirdiler İmam Ali en-Naqi haşa Allah'dı, peygamberdi diyenler de vardı. Onlardan da uğraşırdı. Bu ziyareti Cami-i Kebir'e her iki gruba da cevap veribdi içeriğinde. Hem siyasidi, hem ahlakidi, hem içtimaidi, sosyaldi. Her anlamda bu ziyaretname müthiş bir ziyaretnamedir ki imam kime denir? Onun tanımını uzun uzadıya bize yapıbdır. Bu ziyareti Cami-i Kebire'den. Mesela Gulat ne deyir? Deyir ki, imam bir iş görende Allah'tan izin almaz. Özü istediğini yapar, yaradar, rızık verer. Gulat belə deyir de. İmam aleyhisselam ziyaretnamesinde ne buyurur? Ziyaretnamesinde hep deyir ki, imamlar Allah'a davet ederler, onun emriyle hareket ederler, onun emirlerini yerine getirerler. Bu ifadelerle Gulat'ın bütün düşüncelerini yerden bir edipti. Ondan sonra ziyareti Kadir var. Ziyareti Kadir'de de Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselam'ın ziyaretidir. Orada Kur'an ayetlerini imam dizipti.
İmam Ali'nin Kur'an'daki faziletlerini o ziyaretnameye yerleştiripti. Hem imamı ziyaret edir, aynı zamanda da onun hakkındaki ayetleri de orada sırayla getiripti. Belki 60 tane ayet getiripti. Bunlar Ali ibn Abi Talib'in hakkındadır diye. Bir ucundan muhaliflerden uğraştı, bir ucundan gulattan uğraştı. Diğer taraftan tarikatçılardan uğraştı. O dönemde de tarikatçılar var idi. Sofular. Onlardan da uğraştı. Talebelerine özellikle tembih edirdi ki, sakın ola Allah'ın hüccetlerinin dışında bir yola kendi adını verenlerin peşine takılıp gitmeyin. Bir fırka düşünün ki, falancanın adını veripler o fırkaya. Örnek deyirəm, Halidiyye kolu. Ne bileyim, Ahmediyye, sendine. Tek tek isim vermeye de gerek yok. Bu tarikatlarla İmam Əliyənnəqi aleyhisselam uğraşıp mücadele veribdi. Bugün masumların dışında hiç kimseyi gerek insan zirveye çıkartmaya kutsallıkta. Allah'dır, peygamberleridir, peygamberlerin vasileridir, sıralama bellidir da. Bunun dışında sen kalk denen ki, Ahmet, Mehmet elə bir mertebeye ulaşıbdı ki, daha imamlardan beraberdi. Ona takıldınsa, cennetliysen, yok, böyle bir şey yoktur. Ahmet, Mehmet'ten işimiz yok. Ahmet, Mehmet mükemmel insanlar olabilir özüne. Ama bizim yol gösterenimiz, tevessül edeceğimiz insanlar kimlerdi? İmamlar. İşte İmam Əliyənnəqi aleyhisselam tarikatlarla da o dönemde mücadele veribdi. Hapis görübdü, sürgün görübdü. Mədinəli bir imam, ama bakırsan Samirra'da getirip yaşadıblar. Samirra'da şehit ediblər. Orada dünyadan gedibdi. İmam Hadi aleyhisselam o kadar baskının altında, o kadar sıkıntının altında ki, mən sıkıntıyı belə deyim, sən nasıl bir sorun olanda gelirsen bir alimin yanına dini sorunu sorursan, o dönemde bir vatandaş gedib imamla o şekil görüşenmezdi. Gizli saxlı, kaçamaq bir şekilde imamla soru sorar, cevap alardılar. Birinden şüphelenmeleri yeterliydi. Şüphelendikleri anda o adamın işi biterdi. O hengamede İmam Əliyənnəqi aleyhisselamın 185 tane rükün diyebileceğimiz toplumları yönlendirebilecek seviyede bilinçli adamı var idi, öğrencisi var idi. 185 tane. Bunları çeşitli beldelere göndermişti. Mesela Şah Abdülazim Rey şehrindeydi. İmama sorurdular, biz kime başvuraq, deyirdi Şah Abdülazim'e başvurun. Ondan sonra Ali İbni İbrahim Qummi Qum şehrindeydi. Ali İbni Mehziyar Ahvaz şehrindeydi. Çeşitli bölgelerde adamlarını yerleştirmişti. İmamın vekilliğini, şimdiki müçtehitlik gibi bir makamı o dönemde bile başlatmıştı ve gaybet dönemine de bir hazırlık yapmıştı. Yani ey Ehl-i Beyt taraftarları, az bir zaman sonra imamınız gayba çekilecek ve durumunuz hep bu şekilde olacak. Daha imama eliniz çatan değil, imamın vekillerine eliniz çatacak, müçtehitlere. Gaybet dönemine toplumu hazırlayırdı. Bunlarla meşgul iken insanların ihtiyaçlarını da ihmal etmirdi. Ben
bir örnek verim, sözlerimi sonlandırırım inşallah. Bir salavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kufe'de bir ehl-i beyt dostu 30 bin dirhem borçlanmıştı. Borcunu bir türlü ödeyemirdi. Kime gittise eli boş geri geldi. En son dedi ki, bizim sahibimiz var, bizim imamımız var. En iyisi ben gedim derdimi ona deyim. Geldi Samirra'ya İmam Ali'ye Nebi Aleyhisselam'a derdini diye. İmam Aleyhisselam buyurdu ki, git yarın gel. Bu bir gün behledi, ertesi gün geldi. Dedi ağa, benim 30 bin dirhem borcum var, ödeyemirem, perişanam, alacaklı da yapışıbdı, illa getirip vereceksen, perişan haldayım. Düşündüm, bizim sahibimiz sizsiniz, sizden başka kime sığınak? Yardım et, yardıma ihtiyacım var. İmam Ali'nin Nebi Aleyhisselam'ın da o anda hiç parası yoktu. Elə bir zamana denk gelip ki bu şahıs, imamın da hiç parası yoktu. İmam buyurdu ki, bak şu an benim hiç param yoktu, sana yardım etmeye şu an hiç imkanım yoktu. Ama sana ant veririm Allah'a, bir şey diyeceğim onu yapacaksan, söz verirsen. Dedi ağa, yemin vermene gerek yok, sen benim imamımsan, sen yeter ki emrele, ben hemen yaparım. Dedi o, söz vereceksen. Dedi o, söz, sen yeter ki emrele. Kalemi kağıdı çıkarttı İmam Aleyhisselam. Yazdı oraya, Ali'en Nebi falanca adama 30 bin dirhem borçludur. Özü de mühürünü bastı oraya. Dedi imzala, sen de imzala. Dedi ağa, sen bana borçlu değilsen. Dedi söz verdin. Ne desem yapacaksan. Adam bir ikrahdan o da imzaladı ki imam bana 30 bin dirhem borçludur. Dedi ağa, ben sana borç, sen bana borçlu değilsen ahir. Ben bu kağıdı ne ineyim? İmam Aleyhisselam buyurdu, yarın ben kalabalık bir topluluğa geçeceğim. Da ne toplantısıymışsa artık, imamın başı kalabalık olacaymış. Yarın kalabalık bir meclis olacak. Sen bu kağıttan beraber gir içeriye, kapıdan bana seslen. Denen ay imam, aha bu da benim elimde senedim. 30 bin dirhem bana borçlusan, daha ne zamana kadar seni behleyeceğim? Getir ver borcunu. Milletin içinde bana böylece bağır. Olar ya bir ehl-i beyt dostu olar, durumu iyi olan birisi olar, kalkar orada benim borcumu ödeyer. İmam itibarını ortaya koyar. Adam çok etkilenir. Ağa etme, eleme, ben bu şekil sana hitap edemem. Ağa deyir, söz verip sen yapacaksan. Ağanın emri üzere ertesi gün olur. Ertesi gün adam gelir, bakır bir kalabalık oluşuptu. Oradan feryat edir. Aynı imamın dediği şekilde bir feryat. Hemen meclisten bir denesi kalkır deyir, bağırma, imama o şekilde konuşulmaz. Senin bütün borcunu ben ödeyeceğim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ne kadardı ağanın sana borcu? Dedi 30 bin dirhem. Ben veririm 40 bin dirhem. Bir daha imamla bu şekilde konuşma. Fazlasıyla aldı ve gitti. Değerli müminler, imamları bu şekilde örnek alanlar var. Bazen deyerek o imamdı, yapar. Ama o şekil örnek alanlar var. Allah ruhunu şad eylesin. Ayetullah
Mereşi-i Necefi. Ayetullah Gulpayıgani nakledir, deyir. Bir gün bir denesi geldi, dedi ki, ağa, deyirlər ki, Ayetullah Mereşi-i Necefi'nin kütüphanəsində bazı kitablar var ki, ağa onları alacaq parası yox imiş. Məcbur qalıb namaz və oruç alıbdı. Yəni, ölən birinin namazını qılacaq, bir sənə, iki sənə və orucunu tutacaq. O, aldığı ücrətdən gedib o kitabı alıbdı. Kitabları bu şəkil alıbdı, bu zəhmətlərdən. Ayetullah Gulpeyganiyə adam sorur, deyir, bu doğrudur, gerçəkdən elə bir şey var. Ayetullah Gulpeygani rəhmətullah əleyh buyurur ki, o var, o heç. Mən daha üstününü sana deyim, deyir, buyur. Bir gün adamın bir dənəsi gəldi yanıma, bana bir kağıt uzatdı. Baxdım, kağıtda yazır ki, bu adama bir sənəlik namaz və orucun parasını verin. Altına da yazıb, Ayetullah Mereşi Necəfi, o möhürlüyübdü. Ağul Peygani deyir, mən döndüm, kağıdı gətirən adama baxdım, bu heç namaz qılana da bənzəmir. Mən parayı buna versəm, qorxuram, vəbal mənim boynumda qalır. Bu adam ölənin namazını qılmasa, qiyamət günündə mən nə cavab verəcəm? Bir tərəfdən də kağıdı Ağa Mereşi Necəfi möhürləyibdir, ver deyibdir. Deyir, mən Ağa Mereşi Necəfinin sözünə itimad elədim, parayı verdim, bu getdi. Bir məclisdə ağadan yan yana oturmuşaq, dedim, sən geçən bir dənəsini göndərmişdin, bir sənəlik namaz, oruç parası buna ver demişdin. Mən verdim, amma heç içimə sinmədi ha. Ağa Mereşi Necəfi dönür, deyir ki, mənim də elə şübhəm var. O namazı qıla, qılmaya, orucu tuta, tutmaya. Amma əli boş çevirmək istəmədim. Məndə para yox idi. Sana göndərdim. Sana göndərəndən həmən sonra o bir sənəlik namazı özüm başladım qılmağa. O bir ayın orucunu da özüm başladım tutmağa. İstəmədim o adam əli boş geçsin. Dedim işi görürsün, əhl-i beyt dostudur.